Evet arkadaşlar, kuzunun gözüne boynuzu gitmiş. Onda ucunu kestiğimiz için makasla. Yani şimdi C vitamini var, B12 var, fosfor var. Ondan sonra beroid olması. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar tokların yemesi çok iyiydi. Biraz siirt getirdik. Yemine biraz siirt girdik. Hayvanlar yemden tiksindik. Yani iki gündür hayvanlar doğru düzgün yem yemiyor. O şekilde söyleyeyim size. O yüzden de hayvanların yeminden tiksindiği için hayvanlara bugün farklı bir metot deneyeceğim. Yani yemeleri inanılmaz düştü arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Yani şu hayvanlara günlük şunun gibi 4 torba karıştırıp verdiğimiz yemden veriyorduk. Şöyle bakın. İçinde arpası besi yemi, toklu besi yemi, inek besi yemi, samanı falan. Bu şekilde yapıyorduk. Biraz çiğit girince çiğit mi ağır geldi? Ne yaptı? Hayvanlar yeminden tiksindi. Hayvanlar yeminden tiksindiği için de bugün de farklı metot uyguluyorum. Mercimek samanı. Ya bugün yarın o şekilde yapacağım. Hayvanların ağzı değsin. Bir torba toklu besi yemi. Yemini biraz çekmiş oldum. Yani inan arkadaşlar şöyle bakın. Hayvanlar işkembeyi çekti yani. Yem yemiyor. Yani 4 torba döktüğüm hayvanlara inanın 3 torba döküyorum. Yemiyor. Onu da yemiyor. Yani arttırıyor. O yüzden bakalım bugün bir farklı bir metot denedik. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ha, o iki tanesine bir kova dök. Şu, aşırı az olmasın. Ha, mercimek samanını dağıttık arkadaşlar böyle. Şimdi üstüne toklu yemi dökeceğiz. Buna dök yani. Ayarlı dök. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna takviye yap. Yani tiksinen hayvana bir farklı metot. Arkadaşlar malını sevenlerse mesela biz ne yapıyoruz? Mercimek samanı sadece döküyoruz. Bu hayvanlara biraz tiksinme olduğu için bunu çuvalla döküyor mi? Bunlara tiksinme olduğu için mercimek samanı toplu besiyemi döküyorum. Şimdi suluklarını temizletiyor bizim Ali'de. Suluklarını temizliyor hayvanların. Şöyle vitamin tozları. Bunu zaten her gün devamlı giriyorum ben. Ha, tamam yeter efendim, şuraya dök. Kalan da duvar diplerine biraz takviye yapabiliriz. Biraz da karıştıralım onu efendim. Şöyle arkadaşlar. Biraz da karıştıralım bunu. Hayvanlar sadece yüzünü yemesin. Şöyle uçtan uca. Şöyle elimizle. Yani hayvanlarda yani ben tahminim çiğitten dolayı oldu. Yani yemiyor hayvanlar arkadaşlar. Tiksinme oldu. O yüzden de en son çare veteriner. Çünkü malın içindeyiz. Bu mal yemesi iyiydi de birdenbire ne oldu da bu hayvan yemeği kesti. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden buna yorumladım ben şiirde. Ağzının değişmesi lazım hayvanın. Tamam mı? Hepsi döküldü. Aç abi aç. Yani aç kapıyı, içeri gir, arkasından sür. Tamam. Gir arkasından sür. Sür bakayım bismillah. Hadi. Sür. Sür.
Sür 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 sür. Hadi oradan sür, hadi. Oradan sür gitsin. Ya inan. Satıyoruz yani mala. Kaç kişiye daha ayırdık? Ya birden bir oldu ya. Olmadı, yarın serum yapacağım yani. Vitamin, iştah açıcı vitamin. Yani siz de görüyordunuz, hayvanlara yem dökemiyorduk ya. Resmen yem dökemiyorduk hayvanlara. Hayvanların birdenbire iştahı çekildi. Tamam, orayı kapat abi. Şöyle. Orayı kapat yani. Tamam. Malların şöyle iştahlı yemesi lazım arkadaşlar. Mal iştahlı yemezse vallahi ben hasta oluyorum yani. Aklım burada kalıyor. Şimdi bu mal yemek yedi mi, yemini yediği zaman ben de evde rahat yemek yiyorum. Ama bu hayvan yemini yemezse ben de yemek yiyemiyorum. Yani ne oldu acaba? Yani bak şu 5C yazdım. 5 numara. C. Bunlar Romanya'dan bir abimiz aldı. Buralı kendisi. Kilo ile verdik. Yani adama dedik abi en aşağı bunun geleceği kurbanı 75 kilo. Ya böyle olursa bu hayvan kilo gelmez ki. Yani müşterinin memnun kalması lazım. Yine bir abimize 3 tane verdik. Bir tanesi şu 4 numara yazıyor. Şu 4 numara. Bu da bir abimize verdik. Yani hamdolsun bizim kurbanlık satışımız iyi. İşte hayvanları benim doldurmam lazım yani. Bu hayvanların iyice iştaha binmesi. İçine oluk koyacağım bu hayvanların ben. Yani inanın sıkıntılı bir süreç. Şimdi bakayım. Ya bir de şöyle de bir sıkıntı var tahminim. Şimdi sıcaklar da birden çöktü yani. 2-3 gündür inanılmaz bir sıcak var bizim burada. İnanılmaz sıcak var. Seçimden bir gün önceden bu yana inanılmaz bir sıcak var yani. 35 yani 37 derece, 35 derece. Aşırı bir sıcak. Ha şu geliyor. Bakın arkadaşlar yeme geliyor. Kangal. 2 numara, onu da sattım arkadaşlar. O 2 numarayı. Bakın en büyük hayvanlarımdan biri. Onda bir abimiz 9,5 milyar aldı. Yani kurbanına versem belki canlı kilo 100 olsa o 110 kilo gelirdi de. Devamlı müşterimiz. Ya elimizden gelince veriyoruz yani. Çok ekmek yemek önemli değil. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Devamlı satışımız var. Döngü olsun yani. YouTube'da çok para kazanmıyor arkadaşlar. Az para kazanır çok satar. Herkes gelsin. Çünkü bize müşteri bir kurbanla değil. Her zaman lazım. Adam bizden memnun kalıyor. Yılda en az 10 tane 15 tane adaklığımızı satıyor. Bu da bir önemli yani arkadaşlar. Yok hayvanları mı yiyeyim? Yemeye başladı. Çok şükür. Yarın da takibini sağlamamız lazım. Ondan sonra bakalım. Yoksa serum alacağız yani hayvanlara. Hayvanlarımızın yemesi gayet güzel. Maşallah. Yemeler iyi. Bir de sabahtan beri suları da kapattım. Su içmeleri de biraz sıkıntıydı. Sular geçerler. Ondan sonra tamamen ümidim o. Düzelecekler.
İşte suluklarını temizliyor şu an Ali. Çünkü hayvanlar da su temizliği önemli arkadaşlar. Suyu da temiz olacak. Ya bir şeyi de bulaştık. Nereden bulaştık arkadaşlar ya. Sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Kuzunun gözüne boynuzu gitmiş. Onda ucunu kestiğimiz için makasla. Yani şimdi gördük, makas elimizdeydi, hemen kestik. Bakın arkadaşlar şöyle. Normalde böyle kuzularda gözüne gitmişse eğer arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Gözüne gitmişse bunu şey yapabilirsiniz. Bıçağı tüpte ısıtın. Bastırın yarıya kadar, yarıdan birazcık fazla. Tamam hadi yeter. Yarıya kadar bastırın. Ondan sonra kelpeden de kırın. Bakın kuzunun gözü gitmiş ya neredeyse. Hayvan rahatsız ediyor. Önce uçtan kes Ali. Ya da yatırın bunu. Göre gitmiş. Göz merhemi sürünüyor. İşte hiç kapatamadığından hayvan. Gözüne boz iniyor arkadaşlar. Hiç gözünü kapatamadığından. Gözün tam üstüne girmiş. Dur bakayım bir dakika bakayım. Bakın arkadaşlar hayvanın gözüne gitmiş. Gözü bozulmuş. Görüyorsun bakın. Gözüne bozulmuş hayvanın ya. Bence uçtan önce kes biraz, ondan sonra arkaya doğru git. Heh, kestin mi? Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, toklara vitamin yaptım şöyle. Bu bildiğimiz serum. Veterinerlerden alıyorsunuz. Onunla veterinere yaptırıyorsunuz zaten bu serumu. Bunun içinde ne var? C vitamini var. B12 var. Fosfor var. Ondan sonra beroid olması lazım. Bir de kan yapıcı bir ilaç sıkıyorlar içine. Bunu toklara vuruyoruz. Yani tokların hepsine girdik. Şöyle görüyorsunuz. Onları da yeşile de boyadık. Bunlar da mavi boyalılar. Pazardan aldığım toklar arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Onlar da bunların içine attım. Alıştılar artık birbirine. Şöyle omuzları mavi. Böyle bir tatlı var. Bunların hepsinin vitaminlerine vurduk. Yani hayvanlarda bir durgunluk var herhalde. 2 gün sonra bunlara bir çelerme de girmemiz gerekiyor. Herhalde çelerme yapılmamış. Bu toklar çünkü biraz rahatsızlandı. Yemden kendilerini çektiler. Yemlerini arttırdık. O yüzden çelerme yapmamız gerekiyor yani. Toklar biraz durgun yatıyor. Bak şurada bir tane var. Çok durgun duruyorlar. Yemeleri düzeldi. Zaten en alta saman döküyorum. Mercimek samanı, üstüne toklu besiyemi döküyorum. Yemlerini biraz çektim yani. 1 kilo 650 grama kadar çıkmıştık. Ne olduysa acaba diyoruz, biraz fazla mı girdik? 1 kilo 650 gram olarak hesaplıyor da yem karmada. Ya çok yemli onlar bunlara geldi, biraz yem dokandı hayvanlara. O yüzden bugün bu serumu yaptırdım. Hayvan başı büyüklere 4 gram, en ufaklara 2 gram, 3 gram. Yani ortalama 3 gram girdim yani. Su foklara da girdim. Şimdi böyle karışım ilaç yaptırırsanız arkadaşlar, aklınızda olsun. Yani kaç mala vuracaksınız? 100 mala vuracaksınız. Bu ilaçtan hayvanların bir tane büyüğüne, bir tane ortasına, bir tane küçüğüne vurun. Yani aldınız, ertesi gün ilacı yapın. 3 tane hayvanınıza vurun. Ertesi gün ilacı yapın. Bakarsınız. Ya alerji olabilir şimdi. İlaç karıştığı zaman bazen ters tepiyor. Yani tehlikeli oluyor. O yüzden böyle karışım ilaç yaptırdığınızda, serum yani özellikle şunları, 3 malınıza vurun. Bir sıkıntı olursa 3 malınız olsun yani. Tutup serumu yaptırıp da 100 mala birden girerseniz, 100 mala birden sıkıntı olursa batarsınız yani. Ama 3 taneye vurursanız 3 tane de bir sıkıntı olursa zaten hemen ortaya çıkar. O yüzden ben böyle serum karışım ilaç yaptığım zaman getiririm. Hemen aldığım gün 3-4 tanesine vururum.
ertesi gün, bir gün geçer, ertesi gün yani akşama kadar bakarım, bir şey yoksa akşamüstü hepsine birden girer. Yani şu da benim Suffolk'um. Bu orijinal Suffolk arkadaşlar. İngiltere meşeydi bu. Elimize de alışır kıymetlimiz. Git şöyle git. Git lan. Bak bak bak. Git oğlum git. Şöyle bakın arkadaşlar. Kulağın üstünde bunun kellerine çıktı yine. Ama kaliteli. Hani çizgi film var ya Dolly. Onun aynısı işte arkadaşlar. Tokları ama tekrardan düzene soktuk. Yemden sıkıntı olmuştu. O yüzden bu ilacı yaptırdım işte. Beroit'i içine koydurmam şöyle bir şey neden oldu. Beroit ister istemez iştah açıyor yani. Hiç hayvanınız aklınız olsun, hiç yemiyorsa, sıkıntılıysa Beroit'i vurun, illa yedirir yani o hayvana. İştah açıyor yani. Bunları da yaptık bakalım arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Bir de çeler maçlarını vuracağız bunların. Ondan sonra Allah büyük. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.